Evet sevgili gençler, şimdi de İslam'a göre iyilik başlıklı ünitemizle ilgili hazırlamış olduğumuz sorularımıza bir bakalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin karşılığı olarak kullanılan kelimelerden biri değildir? A. Bir, B. Takva, C. İhsan, D. Maruf. Evet arkadaşlar, Kur'an-ı Kerim'de iyiliğin karşılığı olarak kullanılan 3 temel kelime vardır. İşte bir kelimesi, ihsan kelimesi, maruf kelimeleri kullanmaktadır. Takva ise Allah'tan korkma anlamında kullanmaktadır ya da Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirme anlamında kullanmaktadır. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır. Dinimize göre iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya ne denir? A. İhsan, B. İkram, C. Emri bil maruf, nehyenil münker, D. Takva. Evet, dinimize göre arkadaşlar iyiliği emredip kötülükten nehyetmek ya da iyiliği emretmek, tavsiye etmek, kötülükten de men etmek, sakındırmak kelimesinin karşılığı nedir? Emri bil maruf, nehyenil münkerdir. Her Müslümanın kendi üzerine arkadaşlar bir vazife olarak hatta vazife olan önemli hususlardan bir tanesidir diyebiliriz. Doğru cevap C seçeneği olacaktır. İyi insanın özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A. Sevgi, B. Hoşgörü, C. Şefkat, D. Kıskançlık. Evet arkadaşlar, iyi insanın özellikleri içerisinde sevgi dolu olması, hoşgörülü olması, şefkatli olması gerekir. Ancak kıskançlık, buradaki kıskançlıktan kasıt nedir? Başkalarının mallarını kıskanmak, onları ne yapmak, elde etmeye çalışmak vesaire gibi. Bu arkadaşlar iyi bir insanın özelliği değildir. Doğru cevap B seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin yalanla ilgili tutumlarından değildir? A. Küçük pembe yalanlar söylenebilir. B. Şaka bile olsa yalan söylenmemeli. C. Kesinlikle yasaklanmıştır. D. Cehenneme götüren davranış olarak belirtilmiştir. Evet, yalanla ilgili arkadaşlar dinimizde pembesi, sarısı, yeşili, beyazı yok. Yalan, yalandır. Küçük yalanlar da büyük yalanlara götüreceğinden dolayı şaka bile olsa yalan yasaklanmıştır. O zaman burada yanlış bilgi, küçük pembe yalanlar söylenebilir. Hayır arkadaşlar, dinimizde küçük pembe yalanlara bile müsamaha yoktur. Sorumuzun doğru cevabı A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi adaletli bir davranış değildir? A. Anne babaların çocuklarına eşit davranması. B. Memur atamalarında yeteneğin ve bilginin esas alınması. C. Yöneticinin kendi akrabalarına öncelik vermesi. D. Sınıf başkanının herkese eşit davranması. Evet, adalet. Allah adildir. İnsanlara da adaletli davranmayı emretmiştir. Herkes kendi çapında adil olmak durumundadır. Burada arkadaşlar adalete uymayan, anne babaların çocuklarına eşit davranması, kız erkek ayrımı yapmaması adil bir davranıştır. Memur atamalarında torpil değil de yetenek ve bilginin esas alınması adil bir davranıştır. Ancak yöneticilerin kendi akrabalarına öncelik vermeleri adam kayırma olduğu için adalet değildir. Doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin doğru veya yanlış olanlarını belirtiniz. 6. İnsan yaratılanı yaratandan ötürü sevmelidir. Doğru mu? Evet, doğrudur arkadaşlar. Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi bunların yoludur aslında bu. Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü. Allah'ın bir ayeti olduğundan dolayı sevilmelidir. Doğru. İffetli olmak, söz ve davranışlarda haram ve çirkin işlerden uzak durmaya çalışmaktır. Doğru mu? Evet, doğrudur. Yani haram ve çirkin işlerden uzak durmak demek ki iffetli olmak anlamına geliyormuş. İslamiyet öncesi Arabistan'daki yaşam biçimine cahiliye dönemi denir. Doğru mu? Evet, doğrudur arkadaşlar. Niye cahiliye denmiştir? Hakikaten de cehalet Allah'ı bilmemek demektir. Yoksa okuma yazma bilmemek anlamına gelmez. Cehalet Allah'ı bilmeme demektir. Allah'a isyan demektir. İslam öncesi Arapların yaşantısı tam bir isyan, tefessüh, kokuşma şeklindeydi. Cahiliye denmiş. Doğru. Ramazan bayramından önce fakirlere verilen paraya sadakayı cariye denir. Doğru mu? Yanlıştır. Ne denir peki Ramazan bayramından önce verilmesi gereken? Fıtır sadakası deniliyor. Sadakayı cariye ne demektir? Sadakayı cariye ise arkadaşlar sürekli sevap kazandıran sadaka, yani çeşmedir, yoldur vesaire, cami yaptırmaktır. Bunlar arkadaşlar sadakayı cariye. Müslüman kötülüğü eliyle, diliyle düzeltmeye çalışmalıdır. Doğru mudur? Evet, doğrudur. Elinle düzelt, gücün yetmezse dilinle düzelt, ona da gücün yetmiyorsa kalbinle, hiç olmazsa ondan nefret et buyurulmuştur. Evet. Böylelikle İslam'a göre iyilik başlıklı ünitemizle ilgili hazırladığımız sorularımızı da çözdük.